Evet, nazar boncuk bilekliğimizi yapmak için önce 60 santim kestiğimiz iki ipi yan yana getiriyoruz. Uçlarından bir 20 santim bırakarak düğüm atıyoruz. Uçları birbirine yapışık diye bakın açıkta kalacak ve tahtamıza sabitliyoruz. Ardından örmeye başlayacağız. Önce 150 santim olan ipimizi alıyoruz. 150 santim olan ipimize daha sonra açmak üzere düğüm atalım. Bunu da buraya yanına sabitleyelim ki sıkılığını koruyabilirim örgümüzün. Çünkü direkt bununla çalışmaya başlıyoruz. Diğer iki ipimizi aldık. Sağ ve sol olarak ayırdık. Ayırdıktan sonra önce burada sabit durmalısın. Üstümüze gelme. Evet. Önce soldaki ipimizi bir dışarıdan içe bir de içeriden dışarıya olacak şekilde bir de bakın getirdik, döndürdük. İçeriden dışarıya olacak şekilde düğümümüzü atıyoruz. 150 santimlikle çalışmak kolay olmuyor ama alışacaksınız siz de. Evet, bunu yerleştirdik. Bunun geri kalan kısmı işimize yaramayacak. Şu şekilde döndürelim. Yine de bizden bir süre uzak olsun. Daha sonra keseceğiz. Şuraya sabitleyelim. Evet. Bu kısa ipimiz burada kalıyor. Biz 150 santim olanla çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız her şey bir dışarıdan içe. Dışarıdan içeden kastım mevcut bileklik ipimizi doladığımız ipi o ipin altından sağa atıp dış taraftan içeri geçirip içinden alarak düğüm atmak. Dışarıdan içe doğru yani. Daha sonra tekrar altından geçirip bu sefer bakın iç tarafa doğru düğüm atıyorum. Bir dışarı doğru, bir içe doğru düğüm atıyorum. Dolayısıyla da ip bu tarafa geçiyor. Şimdi yine bakın dışarı doğru ipi çekerek düğüm atıyorum, buraya yerleştiriyorum. Sonra tekrar alıyorum. İçeri doğru düğüm atarak buraya yerleştiriyorum. Bu ipe geçiyorum. Altından geçiyorum. Dışarı doğru düğüm atıyorum. Altından geçiyorum. İçeri doğru düğüm atıyorum. Aynı şekilde devam. Alıyorum. Uzun olunca ip çok dolanıyor. Evet, altından geçiriyorum. Dışarı doğru düğüm atıyorum. Bakın. Altından geçiriyorum. İçeri doğru düğüm atıyorum. Altından geçiriyorum. Dışarı doğru düğüm atıyorum. Altından geçiriyorum. İçeri doğru düğüm atıyorum. Bir sol, bir sağ. Bir dışarı doğru, bir içeri doğru. Sürdürüyoruz.
6,5. Dilerseniz 7 santim kendi bilek ölçünüze göre yine şöyle ölçelim. Şurada kapamayı yaparsak döndürdük. Göz de buraya gelecek. Daha kalın bilekte bile düşünürsek şuradan ölçelim. Yine 7 santim. 6,5 7 santim ideal. Şimdi gözümüzü oluşturmaya başlayacağız. Yani evil eye oluşturmaya başlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle burada bir bakın bir tane düğüm fazla. Şunu bir dışarıya doğru örelim. Sol tarafta. Bunu ördükten sonra burada eşitliği sağladık. Bunu sağ tarafa ayırıyorum. Sadece sol taraftan ilerleyeceğim. Nasıl ilerleyeceğim? Biraz önce yaptığım gibi. Önce dışarı doğru sarıp içeri doğru çekeceğim. Sonra içeri doğru sarıp dışarı doğru çekeceğim. Dışarı doğru, içeri doğru saracağım. Dışarı doğru saracağım. İki tur bitti. Devam ediyorum. İçeri doğru saracağım. Dışarı doğru saracağım. 3. İçeri doğru saracağım. Dışarı doğru saracağım. 4. İçeri doğru saracağım. Dışarı doğru saracağım. 5. Bu şekilde 5 daha sayacağım. Evet, şimdi sol tarafta bir bölümü tamamladık. Aynı şeyi sağ tarafta da yapacağım ama bunun için 100 santimetre kestiğim ipi öncelikle buraya yerleştirmem gerekiyor. Evet, ikiye katladım ama tamamen değil, bakın sadece ucundan bir kısmını katladım. Aldım buraya. Çektim, düğümledim. Yerleştirdim. Bu zaten ilk turu oluşturdu. Bakın çünkü iki düğümü oradan çoktan hazır oldu. Evet, sadece sıkıcı yerleştirelim. Bir sonraki düğümlerde de bunun sıkılığını arttırmaya çalışalım. Evet, şöyle. Şunu da şuraya sabitleyelim. Karşı tarafta yaptığım gibi bir içeri doğru dışarı doğru yaparak 10 tır tamamlayacağım. İçeri doğru, dışarı doğru tur 1. Aynı şekilde 10 tane yapacağım.
Evet. Gözümüzün bir tarafı tamamlandı. Şuradaki ipten kısaltarak kurtulayım. Daha sonra dikkatlice yakarız. Dikkatimizi dağıtmasın. Evet. Bilekliğimizi oluşturan kısa ipleri kenara aldım. Diğer 150 santim ile başladığım ve kısalan bir de 100 santim eklediğim ipler burada. Şimdi boncuğumuzu alıyoruz. Evet. Boncuğumuzun bakın bu şekilde iki deliği yanlara gelecek. Öncelikle şuraya da örerken yanlışlıkla düğüm olmuş, onu açayım. Yoksa boncuğun içinden geçmez bu. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Her zaman belirtiyorum bunu. Boncuk renkleri de tamamen size kalmış. İp renkleri de öyle. Mutlaka yaptığınız tasarımları, ürünlerimi ses tasarım eşlikiyle paylaşın. Biz de görelim. Evet. Burada bakın boncuğu ipini bu tarafından geçiriyorum. Diğer ipimi de bu tarafından geçiriyorum. Evet. Çekiyorum. Evet. Ve gözüm, yani nazar boncuğum buraya yerleşti. Şimdi bu iki ip de bana lazım. Kesinlikle kesmiyorum. Ne yapacağım? Çünkü gözün diğer tarafını öreceğim. Yani 10'ar tane buraya öreceğim. 10'ar tane buraya öreceğim. Yani nasıl yapacağım? Hatırlayalım. Bir dışa sıkıca, bir içe sıkıca örünce ne olacak? Bir tur tamamlanacak. İlk turlarımızı bekletmeden yapalım. Yani bir tane yine buradan dışa, bir tane içe örelim. Çünkü bu sıkılığı yoksa boncuğumuz döner. Bunu sağlamamız lazım. Evet. Şimdi dolayısıyla birer tur yaptığım için 9'ar tur iki kısmı da yapmam gerekiyor.
Evet, şimdi iki tarafta da 10 tane düğümümüzü tamamladık. Yani gözümüz harika bir şekilde oluştu. Çok bayılıyorum bu renkli yapmaya. Böyle görüntüler ortaya çıktıkça farklı renkler de çok şık oluyor. Evet, şimdi iki tane ipimiz var. Uzun olanı alalım. Kısa olandan vazgeçiyoruz. Artık bununla işimiz yok. Daha sonra bunu yakarak çıkaracağız. Şimdi bu içerideyken hazır, içeri en son düğümünü attığımız için buradaki tarafa bir dışarı doğru yapıp bunu iyice birleştiriyorum. Bakın, birleştirelim, açık kalmasın. Bir de içeri doğru yapıp ipleri birbirine olabildiğince yaklaştırdım. Şimdi tekrar sola geçtim, bir dışarı doğru. Evet. Bir de içeri doğru yaptım ve fark ettiyseniz tekrar şunu şöyle yapalım, kaymasın. Tekrar neye başladım? Tekrar şuradaki bilekliğin diğer kısmına aynı örgüye geçtim. Yani aynı ölçüde bilekliğin diğer tarafını da buraya öreceğim. Bir tane dışarı doğru, bir tane içeri doğru ve diğer ipe de aynı işlemleri yaparak sürdüreceğim. Şimdi asıl ipimizin iki ana bilekliği oluşturan ipi düğümleyerek örgümüzü daha da sağlam hale getiriyoruz ki bu şey aşağı doğru düğümler kaçmasın. Diğer tarafta da aynı şekilde düğüm yapıyorum. Evet, iki tarafta da örgümüz bitti. Şimdi örgümüzü kapamak için son aşamalara geçiyoruz. İki ipimizi düğümleyerek bilekliğimizi daha sağlam hale getirelim. Daha sonra iplerimizi kesip yakalım. Evet. Sırayla tek tek iplerimizi dikkatlice keselim ve yakalım. Evet, bütün fazla iplerimizden kurtulduk. Artık bilekliğimiz oluştu. Asansörlü kapamasını yapacağız. Yine burada bana kızım yardım edecek. Tutacak, ben de öreceğim. Ama tahtaya da sabitleyerek biliyorsunuz kendiniz de tutulmadan örebilirsiniz. Ekranda tut kızım. Ha. Buradan tekrar başlayalım. Tamam.
Evet. Eline sağlık kızım benim. Aslında kızım bütün bunları tek başına da yapabiliyor. Ama kameralar işin içine girince biraz utandı. O yüzden sadece yardımcı olmayı tercih ediyor. Evet, fazla iplerimizi de yakarak bileklerimize sabitledik ve her zamanki gibi deniyoruz asansörümüz çalışıyor mu diye. Çalışmazsa tekrar sökerek yeniden yapabiliriz. Evet, hiçbir sorun yok. Bilek ölçümüzü alıyoruz. Şurada bakın bir gevşeme var, yine onu hep gösteriyorum size bunları. Mutlaka gergin tutmamız gerekiyor. Bilek ölçümüzü alıyoruz. Evet, gayet rahat geçti. Ve fazla kalan kısımlarını da düğümleyip kesiyoruz ve yakıyoruz. Lütfen bizi Instagram'da Mrs. Tasarım adresinden takip edin. Burada da videomuzu beğenin lütfen. Desteklerinizi eksik etmeyin. Eğer farklı renk önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu düğümler yerine belki burada bir nazar boncuğu kullanabilirsiniz tekrar kapama için. Daha küçük ufak. Tamamen size kalmış. Fakat sadece düğüm atarak da kapama yapabilirsiniz. Nazar boncuğu bilekliğimiz tamamlandı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.